Gündem diyoruz sevgili seyirciler. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Gezi direnişiyle başlayan halk hareketine neden destek vermediklerini açıkladı. Demirtaş hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketini çıkarabilir miyiz anlayışı vardı. Bu kısmına şiddetle karşı çıktık. Ergenekon'dan medet umanlarla askerleri göreve davet edenlerle mesafe koyduk dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi direnişiyle başlayan halk hareketinden neden uzak durduklarını açıkladı. Demirtaş, halk hareketinin AKP iktidarını devirme ve direnişi darbeye kanalize etme arayışı olduğunu ileri sürdü. Demirtaş eylemlerde Ergenekon'dan medet umanlarla mesafe koyduklarını söyledi. Şöylesine bir hareket içerisine de girildi. Bu şekilde hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketini çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini darbeye kanalize edebilir miyiz? Böyle bir arayış vardı. Biz bu kısmına şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk. Ergenekon'dan medet umanlarla, askerleri göreve davet edenlerle mesafe koyduk. Buradan bir darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz. Demirtaş, halk devrim yaparak iktidarı devirirse meşru olacağını, ancak asker el koyarak devirirse gayrimeşru olacağını söyledi. Devrime örnek olaraksa Suriye'nin kuzeyini gösterdi. Demirtaş, Gezi direnişinin ilk günlerinde Taksim'de kepçenin önünde duran BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de yalnızca ağaç için orada olduğunu söyledi. Demirtaş, Sırrı Bey bu konuda dikkatli davrandı. O da darbecilere hizmet etme girişiminde bulunmadı, diye konuştu. Haksızlık yapan göstericiler değil, nefes alma haklarını savunuyorlar.